Merhabalar ben Kardelen. Bugün size burçlardan bahsetmek istiyorum. Burçlardan bahsetmem tabii ki de kendimce olacak. Çünkü Hakan Kırkoğlu'nun bir öğrencisi benim arkadaşım ve kendisinden eğitim aldı. O bana bir buçuk sene kadar dersler vermişti diyeyim. Onun vasıtasıyla çok çok güzel bilgiler edindim ve ben de çok kitap okurum. Astrolojiye aşırı derecede meraklıyım. O yüzden de kendi deneyimlerim, tecrübelerim, hislerim işte bütün her şeyden yararlanarak burçlardan bahsedeceğim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle profesyonel değilim. Bunu tamamen hobi olarak yapıyorum. Benim ilgi alanım olduğu için ve çok sevdiğim için bu konudan bahsetmek istedim. Birilerine de zaten dokunursa süper olur. Biliyorsunuz 12 tane burç var ve genelde bir insana burcunu sorduğunuzda akrebim diyor. O da bana sorduğunda kovayım diyorum. Şimdi ben kovayım, karşımdaki kişi akrep. Bu e, onun hakkında çok şey söylüyor gibi geliyor hepimize ama aslında 12 ev var bir haritada. O evlerinden sadece bir tanesi. Dolayısıyla ilk önce şunu e, anlatmak istiyorum. Bir insanın burcu onun ne olduğunu tam olarak açıklamıyor. Sadece belki %10'u, kimine göre %20'si, kimine göre de %5'ini gösteriyor. Birini astrolojik olarak ele al alabilmemiz için onu o anlamda tanıyabilmemiz için bütün evlerini bilmemiz gerekiyor ve burada ben size çok detaylı doğum haritası nasıl ele alınır bundan bahsedemem. Belki ilerleyen zamanlarda eğer ki isterseniz tabii ki de bunu da sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım ama bu videonun konusu bu olmayacak. Sadece şunu söylemek istiyorum. Siz doğduğunuz anda o yıldızların bir konumu vardı ve o saniyede o yıldızların fotoğrafı çekildi ve sizin doğum haritanızda bunu yansıtıyor. Yani birinci ev, ikinci ev diye giden bir sistem var ve her evin burcu farklı. Bir de tabii ki gezegenler var. Gezegenlerin konumu, açıları, birbirlerine olan açı, değişiklikleri falan bunlar çok değişiyor ve etki ediyor sizin doğum haritanıza. 12 tane burç var temel olarak. Biliyorsunuz koç, boğa, ikizler diye gidiyor. 4 ana element var. Hava, ateş, su ve toprak her üç burç bu dört elementten birine sahip. Yani mesela hava grubu, kova, terazi, ikizler. Su grubu, balık, akrep, yengeç diye gidiyor. Bu dört elementinde eril ve dişil olarak ayırıyoruz. Yani hava ile ateş eril enerjiye sahip genel olarak. E, suyla toprak dişil enerjiye sahip. Kendimden örnek verirsem bana biri yengecim dedi. Ben onun doğum haritasına baktım ve gerçekten su burçları ağırlıkta. Yani o 12 evde yengeç, balık ve akrepten biri var. Ben anlıyorum ki erkek ya da kadın hiç fark etmiyor. Bu insanın genel olarak dişil enerjisi daha yoğunlukta olabilir. Çünkü dediğim gibi gezegenler de işin içinde ve gezegenlerin hangi burçta olduğu da önemli. Ama genel olarak bu insan daha akışkan, duyguları daha böyle geçişli olduğunu varsayabiliriz. Şimdi burada bir de şöyle bir şey var. Üçe ayrılıyor. Sabit, öncü ve değişken olarak. Sabit olan burçlar mesela boğa, akrep. Onun dışında e, kova ile aslan. Yani dört, dört, dört olarak 3 gruba ayrılıyor. Şimdi sabit burçlar, bunlardan dediğim gibi bu videonun konusu aslında değil. Her bir videoda bunları işleyeceğim eğer dilerseniz siz de izlemekten keyif alırsanız. Sabit burç değişimden hoşlanmaz. Çok genel geçer bir şey. Sabit burç rutinleri sever. Boğa burcunu zaten biliyorsanız ya da akrep burcu da böyle rutin sever. Hani hep böyle her şey aynı gitsin. Evini değiştirmeyi çok sevmez. Gibi gibi konularda işin içinde. Bunlar genel anlatım olsun ve burada dursun. Tek tek burçlardan bahsetmek istiyorum. Ve hangi burcun ne özelliklere sahip olduğundan ve elementlerinden. Şimdi buna geleceğim. Koç burcunun en temel 3 özelliğinden bahsedeceğim. Birincisi bir koç burcuysanız ve haritanızda ateş elementi ağırlıktaysa çabuk parlarsınız. Öfkenizi kontrol etmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve öğrenmeniz gereken en önemli şey öfkelendiniz diyelim işte, aşkta, arkadaşlık ilişkilerinizde, ailenize onun sonucu ne olacak? Bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü artı olmadan eksi olmaz. Evet koç burcu böyledir ama aynı zamanda A'yı yaparsam B sonucuna beni götürür. Bunu düşünmeniz sizin çok yararınız olacak. İkinciden bahsetmem gerekirse Koç burcu sabırsızdır. Beklemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü hayatta her şey bir süreç. Biliyorum yani özellikle Koç burcu için bu bütün burçlar arasında hava elementleri için de zordur ama Koç kadar değildir. Çünkü o öncü bir burç olduğu için de hemen olsun ister. Dolayısıyla beklemeyi kendinize hep hatırlatmanız gerekiyor. Biliyorum bunu hatırlatmak bile bazılarınıza ha yeter ya olmaz falan dedirtebilir. Ama beklemeyi öğrenmeniz gerekiyor çünkü hayat bir süreç. Üçüncüsü koç burcu çok dürüsttür. Şimdi dürüstlük konusunda şöyle bir ayrım yapmam gerekiyor. Mesela akrep de dürüst. Haritanızda akrep yoğunluktaysa tabii ki de dürüstsünüz. Size yalan söyler diyemem. Çok kolay kolay bir akrep yalan söylemez. Akrebin dili serttir. Yani daha keskindir, daha böyle sokar. Resmen bir akrep gibi. Ee, ama koç tamamen böyle ne düşünüyorsa bir çocuk gibi ağzındadır. Yani düşünmeden konuşabilir ama o bir insanı kırmak için kolay kolay bir sözü söylemez. Akrep bilinçli olarak bir insanı kırmak için bunu yapabilir. Aranızda o yüzden böyle bir fark var. Ama kesinlikle dürüst bir burçtur. Eksi özelliği olarak söylersem dürüstsünüz ama şunu düşünün. O söylediğim acaba bu insanı kırar mı? Acaba bu arkadaşımla aramızda kötü bir şey sebep olur mu bunu düşünürseniz ve buna göre hareket ederseniz biraz daha sabırlı olup öfkenizi de bazen belki hani hemen ifade etmezseniz çok daha harika bir koç olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve şimdi genel olarak koç burcundan bahsedecek olursak Koç burcu ateş elementine sahip. Emin olun ikinci bir insan değilsiniz, yani duygularınızın yükselmesi ateş elementine ne kadar sahip olduğunuzla ilgili. Çünkü şöyle bir şey var, genelde Nisan ortası doğanlar da e, Koç burcunun etkileri daha yoğun oluyor. Ama Koç burcunun başladığı tarihe yakın doğanlar daha az bunu hissediyorlar. Şimdi bir insan 12, 15, 18 Nisan'da doğduysa o etkiyi daha fazla hissedecek. Yani bir olay karşısında hemen sinirlenebilir. Kesinlikle çok dürüsttür. Size net söyler. Hiçbir şekilde sizin canınızı acıtmak için değil ama özellikle önce özellikleri de sahip olduğu için sonuç odaklı. Bu bence böyle böyle olmalı diyebilir. Bencil olarak genelde görülürler. Bence bencillikten çok evet kendilerine odaklıdırlar ama bu böyle kendim beğeniyorum yaşasın benden daha çok bilirler yani onlar başarıya gitmeye odaklı oldukları için bu yol iyi bir yoldur ve ben bu yolda giderim mantıkları vardır. Doğduğunuzda 0 işte 1 yaş ya da 0 2 yaş tam emin olmamakla beraber koç burcuna ait. İkincisi işte 2 4 yaş boğa mesela. İşte 4 6 ya da 4 7 arası ikizler diye gidiyor. Yani bir insan doğduğunda hayata atılır. Ve koçu da böyle düşünün. Koç atılımcıdır, girişimcidir. Ağzına geleni direkt söyleyebilir. Hani bir anda parlayabilir. Karşı taraf dan hani bu insan hiç beni dinlemiyor mu diye düşündürtebilir kendini. Çünkü daha çok kendisini anlatmaya meyillidir. Hani bebekler de öyledir ya işte acıktığında yemek ister, susadığında su ister. Koç burcu da biraz böyledir. Benim dediklerim daha önemliye odaklandığı için Dinlemeyi ikinci plana atma olasılığı yüksek. Şu an aklıma gelen koç olan Türkiye'den bir isim geliyor. Biraz da işte gitti aklımdan diğer ünlüler. Şebnem Ferah mesela tam bir koç. Ve Şebnem Ferah baktığınız zaman aslında koç enerjisini çok çok iyi yansıtıyor. Ben kendisini çok severim, çok saygım var. O da albümünden zaten hatırlarsınız böyle hep ateşler çıkar. Hep böyle işte ben şarkımı söylerken deydik ama böyle bir şey bağırış, çağırış. Tabii ki de kendisi bir rakçı. Ama o koçu 12 Nisan doğumlu olması gerekiyor. En çok yansıtan insanlardan biri. Koç böyledir. Koç yansıtır. İçinde tutmayı çok sevmez. Ee, öfkesini gösterir. İşte bağırması gerekiyorsa bağırır. Bu arada şöyle bir dezavantajı da var. Çevresini böyle kırıp dökebilir. Ama sonradan toparlamayı öğrenmesi şart. Onun belki de yani bir koç burcuysa ve dediğim gibi sadece Koç burcu olması onun ateş elementinin yüksek olduğunu söylemiyor. Genel doğum haritasında o 12 evinde de koç, aslan ya da yaysa ateş elementi yüksek demektir. Yani bunların birleşiminde olan bir insan evet parlayacak, evet kırıp dökecek, evet duygularını çok ifade edecek ve şöyle de bir özellikleri var ateş elementinin duygularını yoğun yaşarlar. Yani erkek bir koçsa o size sizi seviyorum demekte de çok fazla gecikmez, aşırı derecede sabırsız vardır. Dolayısıyla beklemeyi ve de çevrelerini kırıp dökerken bunun sonuçlarına odaklanmaları gerekiyor. Çünkü bir koç kolay sinirlenir. Evet ama sinirlendiğinde de kendisini durduramayabilir. Yani o anda ben bunu yaparsam buna sebep olurumun farkındalığına ulaşması gerekiyor. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs> ne diyeyim ya? Çok geriliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, bana yorum bırakmayı, altlara... Bir dakika, altları da olmadı.